Şimdi özellikle daha böyle ileri yaşta olanlar, yaşlık ağrıları olanlar, oram buram tutuluyor, sabah kalktığımda kaslarım ağrıyor, kemiklerim ağrıyor diyorsanız doğal, size yardımcı olacak doğal bir karışım. Tabii ki bu iş ilk önce doktorların işi. Tahlil yapılacak, film çekilecek, analiz olacak. Biz onları konuşmuyoruz. Genel olarak hani daha böyle kas ağrıları, mevsimsel ağrıları. Evet. Aynen. Hemen yağımızı, formülünü vermeye başlayalım istiyorsanız hocam. Peresenk yağımız var. 50 mililitre. Peresenk ya vardır yani dilimize peresenk oldu. Bir balsam, bir ağacın, kopabiye denilen bir ağacın balsamı aslında. Susam yağımız var, işte baz yağı olarak kullanıyoruz. Susam yağından sonra hep saç için bildiğimiz çam terebentim vardır. Evet. Saça da kullanılır. Saça da kullanılır. İyi saçları parlaklaştırıcıdır. Dolaşımı hızlandırıcı özelliğinden dolayı çam terebentini de içine 20 mililitreye döndük bu sefer. 50'lerden. Çok severim bunu koklamayı. Evet. Evet. Mis gibi çok keskin kokar. Çam da Allah'ın yarattığı en güzel ağaçlardan biri. Çamın fıstığı ayrı, yaprağı ayrı, kokusu ayrı, kabuğu bile şifa kaynağı. Kesinlikle. Burada at kestanesi yağımız var. At kestanesi yağından 20 mililitre koyduk. Şu an biz ileri yaşlardaki kas ağrıları, romatizmal ağrılara yardımcı bir ağrı kesici. Masaj yağı. Yani evet. Esasında sırf cildi nemlendirip ovmak bile faydalıdır. Hardal yağımız var. Isıtmak için. Isıtmak için. Evet. Burada kekik yağımız var ama kekik yağından bir şişe koymayacağız. Bu çok yakıcı bir yağdır, çok güçlü bir yağdır. Bir de kokusunu çok sevmeyebilirsiniz, çok konsantredir. Bundan da şöyle bir kapak kadar içine atacağız. Yine tekrar enerji verici özelliğiyle bilinen zencefilin yağı var. Bir de zencefil yağından bir şişe atıyoruz içerisine. En son biberiye yağımız var ki bu ağrılar için olmazsa olmaz. Çok önemli bir yağ. Ayhan bir şey ben de fikir söyleyebilir miyim? Tabii hepsi hocam. Süper. Bir de defne yağı da biraz olur. Kötü kokuyor ama defne yağı da özellikle romatizmal ağrılarda inanılmaz çok, iyi sonuç çok, veriyor. Kesinlikle. Bazen karanfil yağı yani ağrı kesici. Eğer çok şiddetli ağrı varsa defne yağı ve karanfil yağı da iyi etki ediyor. Kesinlikle. Bir de burada kafurunumuz var. Bunu biliyorsunuz değil mi? Kafur. Evet. Evet. Eskiden şöyle küçük bir parça içine atacağız. Bu yavaş yavaş bunun içerisinde... Kafur. Şimdi çözülecek. Bir dakika dur. Bunun malzemelerini sen onu hazırlarken tamam bir daha hocam. Malzemeleri tekrarlayalım. Bir, pelesenk yağı. Bir pelesenk yağı. İki, susam yağı. Üç, at kestanesi yağı. Dört, hardal yağı. Beş, kekik yağı. Altı, zencefil yağı. Yedi, biberiye yağı. Benim ellerim doldu. Ben şöyle alayım. Tamam. 8. Çam terebentin. Bak nasıl da dikkatli. Hemen oradan çam terebentin diyor. Çam terebentin ve at kestanesi dolaşımı canlandırıyor dedin. Kekik, biberiye bunlar ısıtıyor, toksinatıyor dedin. Bir de içerisine öyle aşağı yukarı 3-4 tane kadar, 5 tane parça. Kafur var. Bazı kişiler buna kafurun da diyorlar evet. Ama kafur tam doğal ismi. Peki ama bu zor mu eriyor? Hocam bir gün içerisinde erir bu. Bir gün içerisinde. Biraz sıcak bir yerlerde peki. Tutarlarsa bakın kokusuna da peki. Kokuyor. Şimdi bu yağ ne olacak? Sonra bir şişeye mi konacak? Evet bir şişeye koyulacak. Özellikle kahverengi şişe olursa bakın burada şişelerin hepsi renkli ışık almaması için. Kahverengi koyu renkli bir şişede eğer o yoksa alüminyum folyo ile şişenin etrafını sararak serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Günde iki defa da bu yağla hafif çok fazla baskı yapmadan adellerinize hafif bir şekilde masaj yaparak iyi bir ağrı kesici uygulaması yapmış olursunuz. Bu tür yağları sürerken özellikle ağrı kesici durumlarda ben şöyle bir şey de öneriyorum. Yağın ısısını hafif arttırırsınız ya benmare usulü veya da avucunuza şöyle alır iyice de ve avucunuza ısıtırsanız daha kolay emiliyor. Zaten susam yağının olmasındaki en büyük ama susam yağı bir temel bir baz yağ. Üstüne konan bütün yağların daha rahat cilt altına doğru gidip emilmesine yardımcı oluyor. Bakın kokusuna bakar mısınız hocam? Evet bırak buradan bile evet, çok kuvvetli geliyor. Çok keskin.
Bir izleyicilerimize soralım. Peki işte bakın bu da ağrılar ve romatizmalar için, ileri yaştaki ağrılar için tamamen doğal bir yağ tarifi. Kaçıranlar, yazamayanlar üzülmesin. HDR Ender Saraç Twitter'dan beni takip edenlere her gün öğleden sonra videosunu koyuyorum veya Kanal Türk'ten Sağlıklı Günler videolarını tıkladınız mı ölüyorsunuz. Şimdi bakın bu ne kadar keskin bir kokusu var. Yani koklarken bile açıcı bir etkisi var. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Peki şimdi şu güneş yağını yapalım mı? Yapalım hocam. Onu da bugün kaplarını, ayvar şeklinde kaplarını bitirdik. Evet, daha kap istiyor musun? Yok, şu an? Yok, bu yeterli olacak. Yine güneş yağı için yine temel baz yağımız susam yağı. Dur, şurada son bir şey soracağım. Tabii bu hocam. Romatizma ve ağrı kesici yardımcı çay için. Bu içine koyduğun kafur bir gün içinde mi eriyecek? Bir gün içinde erir hocam. O zaman biz bu yağı saklıyoruz. Evet. Pazartesi günü Ayhan Ercan'ın bu ağrı kesici yağını içinde kafur erimiş olarak size tekrar gösteriyoruz. Bunu arkaya doğru tamam. Ayırıyorum. Evet, susam yağı koyduk. Bazı formüllerde badem yağı da kullanılır ama özellikle esmer ciltlilerde badem yağı küllenme yapabileceği için badem yağı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ceviz çok önemli bir yağ bronzlaşmada. Ceviz yağımız var. Ceviz yağımızı koyduk. Tabii bunu yaparken bu yağımızın hiçbir faktör söz konusu değil. Yağların kendi içerisindeki faktörleri söz konusu. 6-7 faktörü geçmez. Onun için bunu süreceğimiz zamanlar çok önemli. Öyle güneşin kızgın zamanlarında kalkıp bunu sürüp güneşe çıkıp böyle saatlerce durmanın hiçbir esprisi mantığı yok. Kayısı çekirdek yağı koyduk. Burada hocam yardım edebilir misiniz? Tabii. Kap biraz ufak. Havuç yağımız var. Evet, kıpkırmızı. Böyle gördüğünüz gibi güneş yağımıza hoş bir renk verdi. Havuç yağı. Evet. Buğday yağımız var. Buğday yağı da çok ciddi bir E vitamin deposu. Doğal yöntemle elde edilen E vitamini buğdaydan, buğdayın embriyosundan. Hani hep ruşeyim de geçiyor. Vela, onlar elde edilir. Ve benim çok sevdiğim bir şey. Evet, güneşin altında cildimiz kurumasın diye de aloe vera çok iyi bir nemlendirici. Burada kakao yağımız var. Ben bunların hepsini Aybaş Şef'ime vereceğim. Aybaş Şef'i bunu eritecek. Şunu bir hafifçe bir tavada veya ne kullanırsan bunları bir eritir misin? Yağsız, yağsız tabii. Kakao yağı da ne güzel kokuyor. Çikolatalanmadı bu zaten. Bu şeyde zaten dudaklara sürüldüğünde çatlaklara karşı da çok iyi gelir. Topuklar için keza. Evet, Aybaş Şef ne yapsın bunları? Aybaş Şef yakmadan. Yakmadan çok hafif ısıyla Sıcak zaten ateşte. Eriyecektir. Veya benmar usulü. Benmar usulü olursa evde hanımların vakti daha fazla. Bunu benmar usulü yaparsanız. Aynen, şunu ben veriyorum Aybaş Şef'e ama son kez bir daha tekrarlayalım ve rengi de gibi. Bak, havuç yağı katılınca ne güzel evet. Oldu. Susam yağımız var. Bunun içerisinde temel baz yağımız, ceviz yağımız var. Kakao yağımız gördüğünüz gibi batır halde. Şunu söyleyelim hemen, çok önemli burası. Kakao yağının sıvısı satılıyor. Bakın bu kakao yağı değil, sakın ha sakın kullanmayın. Yani kakao yağı değil, şöyle kullanacaksınız. Kakao yağı budur, batır halinde. Yani tereyağı kıvamında. Biraz daha serttir tereyağdan. Aloe veramız var nemlendirsin diye. Buğday yağımız var ve havuç yağımız var. Çok hafif benmari usulü. Bunu eriteceğiz. Gerisi Aybaş Şef'te. Eğer tamam, kokuya düşkünsek, bu yağların kokusunu sevmiyorsak, leke olmasın cildimiz diye içerisine sakın esans falan koymaya kalkmıyoruz. Daha güzel koksun diyorsanız birazcık Hindistan cevizi yağı koyabilirsiniz içerisine. Ama öyle menekşe yağları, levanta yağları gibi yağlardan, özellikle turunçgil yağlarından bu konuda uzak durmak lazım. Bir de birkaç yerde de gördüm daha önce, güneş yağlarının formüllerinin içerisinde kantaron yağı koyuyorlar. Sakın ha sakın asla kantaron yağ, güneş yağı formüllerinde yer almaz. Cildinize çok ciddi lekeler. Leke yapar. Leke yapar.